Yapamadım Emrah, sen filan artık ATS'indeyim. Biz otobüsü ve rapsi ve fap bozulmak istiyorum. Ya neler anlatacaksın bugün peki bize? Böyle. Bir gün sana birazcık futbol anlatacağım. Şimdi söyle. Futbolda kale vardır, orta vardır, orta saha ve sizin orta yer vardır. Şimdi söyle anlatacağım. Evet. Burada kalez oynuyor. Kalezi ne demek, sen biliyor musun da abla? Söyle. Biliyorum aşkım. Dediğim ki söyle alıyor. Ha, Müslera işte o, Müslera. Yani diyor, defans ne demek, söyleyeyim mi? Söyle. Defansta kalezinin gol olmasını engelliyor. Ama söyle bir şey diyeceğim, defans veya kalez ilgili. Defans tutamadı, o zaman ise artık kalezide. Şimdi orta saha geçiyorum. Orta saha, sahanın ortasında demek. Orada üsküsü oynuyor. Burada her oyun, her takımda 11 kişi oynuyor. Şimdi defansta 4, orta sahada 3, forvette ne demek söyleyeyim mi? Forvette bak bu kale, tamam mı? Bu kale öteki takımın kalecisi. Bak böyle forvet, forvet bu takımın. Bu takımın forvet demek, böyle tahmin etmezseniz ne demek? Ne demek? Yani golü atan kişi öteki takımda. Bir gün sana bunu anlamak istedim Doğa ablacığım. Bence bir alkış hak etti. Kocaman sana. Gerçekten. Ama Emir'le çok ortak yanımız var. Ben de söz yazıyorum, metin yazıyorum. Ah. Bir de üzerine futbol da oynadım. Bence Emir'le bugün enerjimiz şampiyonluğa gidebilir. Aranızda bir bağ var yani. Bir bağımız var. Birlikte Şampiyonlar Ligi olacaksınız yani. Oh harika, harika olacak. Beraber güzel bir takım kurarız. Ama taktiği beğendim. 4-3-2-1 yaptı. Evet. Yani verdi. O ama şey nasıl, kaleci nasıldı? Hemen yani şöyle. Ya, öyle değil mi? Müslera bile bunu yapamazdı. Yapamazdı. Yapmaz olur mu? Her şeyi yapar o. Evet. Çocukluk hayalin nedir diye sorduklarında çocukken ne dediğinizi hatırlar mısınız? Yani hatırlıyorum aslında ve bazen çocuklar işte hayallerini söylüyorlar ya. İleride olmayacağı, ya olabilir yani. Çünkü benim şöyle söyleyeyim. 8 yaşında falandım. Eskiden anı defterleri vardı, hatıra defterleri, kilitli falan. Evet. Aynen ondan vardı bende de. Ben onları saklarım. Geçenlerde bulup döndüğümde baktım. Çocuklarla ilgili bir şey yapmak istiyorum yazmışım. Ve şu anda çocuk gelişim uzmanıyım. Hep çocuklarla çalışmak istemiştim. Ve annem falan hala der. Hani kızım bu kadar mı olur? Bir insan bu kadar mı ister? Özden ve istediğin çok her istemiştim. Şey. Ve şu anda da mesleğimi aşkla yapıyorum gerçekten. Yani o yüzden olabilirler. Olabilir. Vazgeçmesinler hayallerinden. Ben Emir'in YouTube dünyasında ve rap dünyasında yıldız olacağını... Fark yaratabilir. Gökçe Hanım sizin mi? Ben de hayalimle size söylemek istedim. Tiyatroda konservatuvarda tiyatro bölümü okumak isterdim. Ne oldu peki? Olmadı. Yani girdiniz mi peki sınavlara? Girmedim. Sınavına da girmedim. Ama siz çok yani istememiştiniz. Şöyle, aslında çok istiyordum ama iki tane hayalim vardı. Bir Fenerbahçe'nin avukatı olacaktım. ya da konservatuvarda tiyatro okuyacaktım. Sonra Avusturya Lisesi'ne gittim. Öyle olunca yol ayrılığına girdim. Konservatuvar sınavlarına girmedim. O olmadı ama çok uzun yaşlara kadar hep taklit yaptım, şarkılar söyledim. Yani kendi ruhumu o anlamda, sanat anlamında doyurdum. Fenerbahçe'nin avukatı olmadım ama avukat oldum. Fenerbahçelisiniz de kesin. Fenerbahçeliyim. Tamam, belki de evladınız sanata yönelecek. Evet, bu işler kesin benim. Yönelteceğim ben onu böyle. Evet, sen tiyatroya, sanata. Aynen. Çok hayallerin gerçek izlemeydi. Olduğuna inanıyorum. Ama ben mesela arkeolog olmak istemiştim. Arkeoloji okumak çok istedim ama kazanamadım. O yüzden... Bu arada iyi ki olmamışsınız. Öyle mi? Gerçekten şu andaki mesleğiniz yoksa ilerleyemezdik böyle güzel bir şekilde. Evet, çok ama, yakışıyorsunuz olduğunuz yere. Geç değil diyorum kendime. Çünkü çok geç yaşta da arkeoloji konusunda bir şeyler yapılabiliyormuş. O yüzden belki ben de emekliliğimi o dalda denemek istiyorum. Bakalım inşallah ben de...